Evet arkadaşlar, Karakök'ün Türkiye geneli deneme sınavından TYT'den güzel farklı bir geometri sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. 30 cm uzunluğundaki bir cetvel sıfırdan başlayarak 30'a kadar doğal sayılarla eşit bölümlenmiştir. Bu cetvel x doğal sayısının ve y doğal sayısının olduğu çizgilerden 90 derecelik açıyla bükülünce aşağıdaki şekil elde ediliyor. Cenk, cetvelin uç noktaları arasındaki uzaklığı hesaplamak için aşağıdaki gibi çizimler yaparak ABC dik üçgenini oluşturuyor demiş arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi burada ABC dik üçgeninin kenarları arasındaki oran 3, 4, 5 olduğuna göre x artı y toplamı en çok kaç olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım. Burası cetvelin 0 olan tarafı, burası da 30 olan tarafı. Bu şekilde katlandıktan sonra x'in geldiği nokta diyelim ki işte 7 santime denk geldi. Y'nin geldiği noktada 19 santime denk geldi. 7 artı 19'dan x artı y'yi mesela kaç bulmuş olacağız? 26. Burada x artı y toplamının maksimum olmasını istiyor. Normalde bu şekil üzerinden yaptığımızda, yani burayı 0 kabul edip burayı da 30 kabul edip yaptığımızda ben çok büyük bir değere ulaşamadım. Ama burada x'in yani şuradaki uzunluğunun buradaki uzunluğundan büyük olduğuna dair bir şey net olarak söylenmediği için sanki ben şöyleymiş gibi düşündüm. Yani x'in şu katlanan kısım daha yukarıda olsun. Şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra diğer kısım daha aşağıda olsun gibi düşündüm şöyle. Böyle yapınca sonuca ulaştığımı size de buradan anlatmak istiyorum. Yine aklımıza yatmazsa, kafamız karışırsa farklı bir çözüm yolu aramış oluruz. Şimdi şurayı birleştirdiğimde ben, bakın bu benim cetvelim. Şurası 0 birimin olduğu yer. Burası da 30 birimin olduğu yer. Şöyle katlamış oldum. Buralar 90'ar derece. Şurası x noktası. Burası y noktası. Bir kere x ve y'nin değer olarak büyük olmasını istiyorum ya. Yani y'nin 30'a, x'in de 30'a yakın olması lazım. O zaman şuradaki mesafeyi küçük tutmam gerektiğini düşündüm arkadaşlar. Buna göre hareket etmeye çalıştım. Şimdi burada şöyle düşünüyorum. Şöyle birleştirilmiş ya burası. Mesela 4k, 3k, 5k olacak. Ya da 3k, 4k, 5k gelmiş olacak. Şimdi biz şöyle alırsak, şöyle birleştirdiğimizde, bakın burası da 3K olabilir, burası da 3K olabilir. Ben şimdilik buraya 3K yazmış oluyorum. Şurası da kaç K olsun arkadaşlar? 4K olsun. Şuranın 5K olduğunu biliyoruz. Burada 3'ün, 4'ün ve 5'in tam sayı katlarını kullanmamız lazım. Çünkü x'imiz de bir doğal sayı, y'imiz de bir doğal sayı. Burada o ikisinin arasında oluşan fark, şurada oluşan uzunluk farkı da bir tam sayı olacak şurası. Çünkü yaptığımız bütün işlemler doğal sayılar, tam sayılar üzerinden. Dolayısıyla 3'ün, 4'ün, 5'in virgülü bir katını kullanamayacağız. Burada şuna dikkat edelim. Şurada kalan uzunlukla şurada kalan uzunluk birbirine eşit. Ben buraya a kadar dersem burası da ne kadar olacak? A kadar. Burası 3K ise burası da 3K. Cetvelimin uzunluğuna bakarsam 4K, 3K daha 7K. Artı A buradan, A buradan kaç A gelmiş olacak? 2A. Bunun kaç olmasını istiyorum ben? 30. Şimdi burada hepsi tam sayı. Şurası çift sayı, burası çift sayı. Demek ki K'nın da bir çift sayı olması lazım ki iki tane çiftin toplamı çift yapsın. Dolayısıyla ben burada K'ya çift sayı vermeliyim. K'ya verebileceğim çift sayılar 2 ve 4 olabilir arkadaşlar. 0 verdiğimde sorumun zaten bir manası kalmış olmaz. K'ya burada 2 ya da 4 vermem gerekiyor. Şimdi ben K'ya 4 verirsem, öyle değil mi arkadaşlar? A daha küçük olur yoksa 2 verirsem mi? 4 verdiğimde A daha küçük olur. Ne demiştim? Çünkü şurayı minik tutmalıyım ki Y değerim 30'a yakın olsun. X değerim de 30'a yakın olsun demiştim arkadaşlar. Şimdi ben buraya 4 verirsem A'ya vereceğim değer kaç gelmiş olur? 1 gelmiş olur. K'muz 4 ise arkadaşlar şuradaki 3K'mız kaç gelmiş olur? 3 kere 4'ten 12 gelmiş olur. A'mız zaten 1'di. 4K'mız yani şuradaki 4K değeri 16 gelmiş olur arkadaşlar. A'mız yine 1'di. Şimdi burası bizim cetvelimizin sıfır ucuydu. 16 birim buradan, 1 birim buradan. X'i kaç yapmış olduk? 17. Burası da 30 olan ucuydu. 30'dan 1 birim geriye gelirsek Y'yi de kaç yapmış olur? 29 yapmış oluruz. X'i 17 bulduk. Y'yi 29 bulduk. İkisinin toplam bize kaçı vermiş oldu? 46'yı vermiş oldu. Zaten buradaki en büyük noktaya ulaşmış olduk arkadaşlar. Diyelim ki şurayı 4K alsaydık, burayı 3K alsaydık. Eğer burası 3K olsaydı burası 12 olurdu. Bir de buradan o zaman x'imiz 13 olacaktı. Y'miz değişmezdi ama x'i küçülttüğümüz için toplamımız da küçülmüş olurdu arkadaşlar. Demek ki dediğimiz gibi A'yı minik tuttuğumuzda, K'yı büyük tuttuğumuzda ve burayı da 3K'ya 4K olarak seçtiğimizde elde edebileceğimiz maksimum değere ulaşmış olduk. Dediğim gibi bu şekilde düşündüm. Şekil böyle çizilmiş ama buradan çıkmış oldu. Sanırım buradaki uzunluklar karşılaştırılmadığı için böyle çıkmış oldu. Aklıma bu şekilde bir çözüm geldi. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yine farklı düşünceleriniz varsa, bir yerde hata yaptığımızı görüyorsanız arkadaşlar söylerseniz tekrar bir yorum yapıp çözüm yapmaya çalışırız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.